Şimdi mikropların dünyasını izledim. Bunu başlığı özellikle seçtik. Bu mikroplar çok enteresan. Buna tabii mikrop diyoruz da bunun aslında bilimsel adı mikroorganizma. Mikrop değil. Yani esas adı mikroorganizma. Canlı. Mikroorganizma çok genel bir tanım tabii. Onun ne olduğunu da birazdan anlatacağım. Ben bu mikrop lafını çok kullandım. Çünkü halk arasında hep bir mikrop, oğlum mikroplaşma falan der ya böyle anneler. Ben hep makrop oldum, hiç mikrop olamadım. Hep büyüktüm böyle, iriydim biraz. Bu mikroplar kötü şeyler değil aslında. Bugün onu anlatmaya çalışacağım esas. Bizler bütün hayatımız boyu bu mikropları hep kötü gördük. Bizim için mikrop dediğin şey, yani hakikaten böyle aman aman. Hele de günümüzde yeni bir moda var. Sizin mutlaka torunlar, morunlar falan varsa öyle. Aman onu antibakteriyel alalım, aman bunu bilmem ne yapalım, aman orayı temizleyelim. Onlara geleceğim sonuna doğru. Başta biraz size bu mikrop dünyasının enteresanlığını anlatacağım. Şimdi mikrobiyal topluluk çok enteresan. Bütün dünya mikroplar tarafından sahiplenilmiş durumda aslında. O kadar çok ki dünyanın aslında biyokütlesinin dediğimiz biyolojik olan her şeyin kütlesinin %60'ı mikrop. Yani bitki değil, biz değiliz, hayvanlar değil. En çok olan şey bu. Ve bugün bir çocuk doğduğunda, bir tohum çimlendiğinde, bir yaprak toprağa düştüğünde ya da tuvalette sponu çektiğimizde mikrobik hayat başlıyor. Oralarda bütün bu işleri mikroplar yapıyor. Bakteriler için ki bakteri bunun bilimsel tanımı, bakteri genel bir tanım aslında yine, onun da altında başka adlar var. Diyor ki bir yazar, 10 üzeri 30 kadar, yani trilyonlarca kadar bakteri vardır diyor. Gökyüzündeki yıldız sayısı 10 üzeri 21 diyor. Yani hayalin çok ötesinde. Şimdi burada çok da bir hocam gülecek böyle fazla bilimsel tabir. Benim hazırlıkta. Dünyanın yaşı için yaklaşık 6 milyar yaşında diyorlar. Bunlar tabii bütün hesaplamalar, fosil, işte kimyasal hesaplama yöntemleri var. Bunun 3.8 milyar yılında bir canlılık başladığını söylüyorlar. Bu canlılıkta mikroplar var. Yani bakteri dediğimiz, mikrop dediğimiz ne derseniz deyin. Şimdi bu sağda gördüğünüz üçlü sistem, dünyadaki yaşamın bilimsel sınıflandırılması. Orada bakteri, yukarıda arkeye yazıyor. Bunun şu ikisi, mikroorganizma daha ziyade. Şurada biraz mikroorganizma var, biz de bunun içindeyiz bu arada insan olarak. 3.8 milyar yıl önce mi başlıyor? 3.8 milyar yıl önce, önce başlıyor, canlılık başlıyor. Bunlar nereden bulunuyor ben size söyleyeyim. Antarktika'da adam 3000 metreyi dalıyor, bir tane buz kütlesi çıkarıyor. Önce içindeki havaya bakıyor. Ha diyor, buranın yaşı yaklaşık 3 ila 5 milyar yıl arasında bu buzun oluşumu. Oradan bulduğum havada ilk atmosferin örneğidir diyor. Buz arasında sıkıştığı için hep korunmuş durumda. Hiç değişmiyor. Mesela ilk atmosferi birileri anlatıyor ya. Nereden anlatıyor? Kaynak mı sağlam? Yoksa bilimsel bir desteği var. Bilimsel destekleri böyle. Yine oradan adam bakarken Allah Allah diyor, burada mikroskop altında bir canlı gördüm diyor. Bu nedir diyor. Antarktika için diyorlar ki toprağın ilk 10 santim 60 bin yaşındadır diyorlar. Ondan sonra gittikçe daha aşağıya doğru gidiyorsunuz. Karbon testi değil. Karbon testleri de var. Artık azot testi yapıyorlar. Karbonlar çok. Eskiden canlılığı da mesela Mars'ta bakarken karbon bakıyorduk. Şimdi azot bakıyoruz. Niye? Atmosferin çoğunda karbon mu var? Azot mu var diye. Artık azot daha çok bakıyorlar. Şimdi bizler bu ökaryot dediğimiz, yani daha gelişmiş organizma saydığımız şeyler içerisinde. Bu gelişmiş saydığımız organizmalar içerisinde maya da var. Maya da bir mikrop. Maya da bir mikrop. Ama o bir üst gelişmişlikte sayıyoruz. Diğer bakterileri genelde daha az gelişmiş organizma sayıyoruz. Bunu da yapısal özelliklerinden biyolojik olarak değerlendiriyoruz. Ama maya da iyi bir mikrop. Size hasta eden şeyler de mikrop. Size daha çok faydası olan şeyler de mikrop. Onların da ne kadar olduğunu anlatacağım şimdi size. Bunlardan en önemli şeylerden biri şu. Şimdi biz günümüzde en çok neye takıyoruz? Vah vah diyoruz, balinalar yok oluyor. Allah diyoruz, gergedanlara bilmem ne oluyor. Kimse sormuyor bu mikroplara ne oluyor diye. Oysa bunların hepsinin esas döngüsünü sağlayan şey bu mikroplar. Yani bugün azot döngüsü dediğimiz atmosferdeki ya da oksijen dediğimiz, oksijene en çok katkıyı mikroorganizmalar yapıyor. Sakın yanılmayın, ağaçlar yapmıyor. Tamam. Buna en büyük katkı mikroorganizmalardan geliyor. Mavi yeşil alg dediğimiz esas alglerden vesaireden geliyor.
Bunlar da sularda vesaire de her yerde olan şey bu. Onun için hem de çok büyük farklılıklarla, yani böyle 1-10 katlar farklılıklarla geliyor. Bu arada inanılmaz büyük bir çeşitlilik var burada. Çeşitlilik ne demek? Şimdi insan olarak biz bir türüz. Köpek ayrı bir tür, işte dev ayrı bir tür. Bakteriler içerisinde bu tür o kadar büyük çeşitlilik, biz bugün hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Onu da söyleyeyim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. En çok bildiğimiz şey patojen dediğimiz hastalık yapan mikroplarla ilgili. Hastalık yapan mikroplar içinde toplam mikroorganizma grubunda %1 bile değil diyorlar bu arada. Yani biz en çok mikroplarla ilgileniyoruz. Aslında hep o mikrop terimini kullanıyoruz ama mikrop deyince bize kötü geliyor. Ama bu %1 bile değil bizi hasta eden. Geri kalan aslında çok önemli, yarar, faydası olan dünyaya da bize de. Onları göreceksiniz birazdan zaten. Anlatacağım. İlk mikrobiyolog amca bu. Enteresandır. Bu amca aslında tamamen bir kumaş tüccarı. Hollandalı. Bu Hollandalı kumaş tüccarı kumaşlarını daha inceleyebilmek için şu sağdaki aleti yapıyor. O alet de ilk mikroskop işte. Ondan sonra adamcağız bunda kumaşların kalitesine falan bakarken bir acayip bir şeyler görüyor. Onları çizmeye başlıyor. O çizdiği şeylere de küçük hayvancıklar adı veriyor. Biz işte onlara bugün bakteri diyoruz. Evet, mikrop diyoruz. Bu 1670'lerde galiba. 70 falan olması lazım. Vallahi epeydir ders vermem hocam. Çok unutmuşum ama destekli atabiliyorum hala herhalde. Kaynağım sağlam. Bu da ilk bilimsel mikrobiyolog. İngiliz bu. Öbürü Hollandalıydı adam. O adam ilk mikroskop tarzı şeyi icat etti. Bu adam ilk komplike, bu compound aslında bunun adı, mikroskobu icat edip bir de bununla bilimsel yayın yaptığı için biz aslında bunu bilimde daha ilk mikrobiyolog gibi kabul ediyoruz. Ama bu mikrobiyoloji çok eski bir hikaye. Ne kadar eski? İşte Aristo'ya kadar gittiği söyleniyor ama yani tahminin şeyleri söyleyeyim size. Milattan önce 5000 ile 2400 arasında değişik kaynaklara göre değişiyor bu. Nedir ilk mikrobiyolojik şeyler? Hook. Bu Robert Hook, bu Anton van Leeuwenhoek. O farklı bir amca. İlk mikrobiyolojik şeyler aslında bira, şarap, ekmek, turşu, yoğurt. Bunlar Asur, Sümer tabletlerine bakarsanız 100 tane Mısır'da mesela 100 tane biralı ilaç vardır. Yani ilaç olarak tavsiye ettikleri şey biradır aslında. Mısır'da. Evet. Mısır tabletlerinde var, hieroglifler'de vardır ama çok daha evvel Sümerler'de var, Asurlar'da var, ilk bira tarifleri falan orada var. Mesela ilk baklava tarifi de Sümerler'e ait. O ilk bira arpadan mı yine? Zaten olayın özü şu. Tarıma geçiyorsunuz. Tarıma geçtiğiniz yerde arpayı unutuyorsunuz, ıslanıyor. Islandıktan sonra mayalanıyor. Ondan sonra suyunu içerseniz bir oluyor. İşte kendisini yerseniz bozaya doğru gidiyor. Çeşit çeşit şeyler oluyor. Bunlar da ilaçtır. Niye ilaçtır? Hani Imunex alıyorsunuzdur siz de arada böyle. Ama Imunex dediğiniz şeyin işte esası bu birayı yapan mayanın hücre çepi. Tamam, hani orada beta 1-3 glukan yazar. Onun için aslında biranın tazesi, hani bu Almanlar malmanlar domuz gibi diyoruz ya, niye domuz gibiler? Bunlar işte tazesini içiyorlar. Tazesini içtiğin zaman içinde mayası duruyor. Pastörize edilmiş. Evet, mayası durduğu zaman o maya iyi gaz yapar ama çok faydası var. Çünkü işte dediğim gibi hani aldığınız ilacın temeli de bunun hücre çeperini bulup çıkarıp onu size işte kapsülde satıyorlar. İlk üreten de burada zaten Pakmaya'dır onu. Pakmaya satmıştır o ilacı. Ergun Gerçuk sattı. O da farmakolojiden arkadaşım. Ondan sonra üretirken yani faydaları böyle. Bunlar ilk mikrobiyoloji işte. Yani daha milattan önce. Sirke de sayılabilir mi? Efendim? Sirke de sayılabilir mi? Hepsi maya var. Hepsi maya. Şimdi maya dediğiniz şey yine dediğim gibi hani mikrop. O ökaryot dediğimiz daha bir üst sınıf mikrop. İşte bakteriler dediğimiz onun bir alt sınıfı diyoruz ama şimdi ona da bir ara anlatacağım. Kim zeki, kim aptal ben de bilmiyorum. Yani bu mikroplar mı aptal, biz mi çok zekiyiz, onlar daha mı zeki, ondan pek emin değilim, onu da söyleyeyim. Neden mayalılar zararlı derler, o gaz yaptığın hazmı zorlu ondan mıdır? Hocam ne diyorsun? Mayalı ilişki niye mayalı olan dokunuyor insanlara? Hocam hala bir şey dokunuyor diye söylediğiniz anda yarısı dokunuyor demeye başlar. Yani kızartma bilmem nedir dedikleri anda acı turşu kızartma yemeyeceksin, geri kalanı tekrarlamaya başlar. İnsan papağan gibidir. Aslında öyle bir şey olup olmadığı bilinmez ama tekrarlar. Yani mayalılar bize dokunuyor, bazıları hakikaten dokunuyor ama %50'sinden %70'i falan dokunduğu için değil. Söylüyor. Şimdi mesela glutene hassasiyet diyor. Gluten her zaman var olan bir şeydi. Niye glutene hassasiyet? Ya gluten sindirilmiyor çünkü mayalamıyorlar. Bakın mayalamıyor.
dün bir televizyon kanalı bir toz getirmiş, sistein dedi. Tadına baktım, sisteini de pek anlayamadım yani ama daha çok çırpıcı gibi bir şey. Ağır, bayağı bir ağır. Bunun içine koyuyorsunuz, mayalanma yok. Glütene tabii ki bir şey olmuyor. Glüten mayalanmadığı zaman glüten insan bağırsağına geçirgen hale getiriyor. Öyle özellikleri var. Ondan sonra diyorsunuz ki mayalı bilmem ne bilmem ne. Her şey mayalıdır efendim. Mayalı olmadan bir şey olmaz. İnsanoğlu bile yeryüzüne mayasıyla gelir anasının karnına. Maya olmadan olmaz. Mayası bozuk derler. O yüzden bazen. Mayası bozuk derler. Bunu çok ileride anlatacaktım. İnsana geçtiğimizde bugün sezaryenle doğumun en büyük kötülüğü budur. Anneden normal doğum yaptığınız zaman o vajinadan çıkarken bir grup mikrop alıp çıkıyorsunuz. O mikroplar iyi bir şey. Ama bunu sezaryenle çıktığınız zaman istemediğiniz başka bir toplulukla doğuyorsunuz. O iyi bir şey değil. Değil. Onu söyleyeyim. Şimdi mikrop, mikroorganizma, bakteri, bu tip terimlerde, bu tip operasyonel bir terim. Yani bu ne demek biliyorsunuz? Gözle görülmeyene verilmiş olan adı. Mikroskopun altında görünen şeye mikrop diyoruz. Tamam, yani göze görülmüyor. Bu bizim eski tabir tabii. Şimdi ben size birazdan göstereceğim. Gözle görünen mikrop da var. Günümüzde çok değişti. çok değişti. Ona kesin haklısın. Şimdi mikrobiyologlar ne iş yapar dediğiniz zaman vallahi bu adamlar ne iş olsa yapar abi. Diyorum ben de. Yani bunlar her yerdeler. Gıdada, tarımda, çevrede, ilaçta, sağlıkta, biyoteknolojide. İşte bunların bakteriyolog bir adı var. Virolog, mikolog, epidemiyolojist, immunolog. Bunların hepsi aslında bu mikroplarla ilgilenen yani bir seviyede. Mikrobiyolog deyince tabii mikropların da virüsleri var. Bizim virüslerimiz olduğu gibi. O da ayrı bir konu. Fazlasıyla bilimsel. Çok girmeyeceğim. Bu basit mikroba benzer bir mikrop. Prokaryot dediğimiz demin. Bir de ökaryot var. Bunu böylesine bir resim olarak koydum. Bu çok fazla bilimsel bir şey ama ikisi arasındaki farkı söyleyeyim size. Maya ile bakteri arasında en temel farkı söyleyeyim. Bu ortada gördüğünüz şey DNA. Bütün hani bugünümüzün moda DNA'sı var ya. Her şeyimiz orada yazılı. Bunun DNA'sı ortada gezer ve şeydir. Halka şeklindedir. Hiçbir zaman hiçbir DNA halka şeklinde durmaz bu arada. Toplu durur böyle. Ama bunun DNA'sı birbirine yapışık bir halka şeklindedir. Yani açsanız çembere benzer. Öbürün DNA'sı yani ökaryotun DNA'sı daha farklıdır. O bir ayrıca kendi hücre çeperi içerisinde, yani nükleos dediğimiz bu, yani hücrenin içerisinde ayrı bir bölge var. Onun içerisinde var. Daha korunaklı. Onun için onları biraz daha biz üst organizma kabul ediyoruz. Bunları daha tekrar söylüyorum basit kabul ediyoruz ama yani bu basit dediğimiz mikroorganizma aynı zamanda bir yerde bizim atalarımız olarak da kabul ediliyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü demin anlatmaya çalıştığım şey neydi? Canlılığın başladığı yer yaklaşık 3.8 milyar yıl önce deyince hatta birazdan göreceksiniz adamlar düşen, Mars'tan düşen meteorda mikroorganizma buluyorlar mesela. Tamam ve diyorlar ki acaba canlılık böyle mi başladı? Dünyaya bir meteor düştü de oradan mı bu işler başladı falan diye bir kavram var. Şimdi mikropların gücünü hafife almayın dediğim yine aynı şeye geri döneceğim. Zaten hafife almıyorsunuz çünkü bir hasta oluyorsunuz. Gözünüzle görmediğiniz, tutamadığınız, altı üstü minicik şey. Siz zeki yaratıksınız, onlar aptal ama sürünüyorsunuz değil mi? Sürüm sürüm sürünüyorsunuz. Paçavraya döndü. Çözemiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Bunlar besin zinciri dediğimiz şeyde ilk üreticiler, yani fotosentez yapanlar var, demin anlattım ya, en çok katkıda olanlar. Bir de son yok ediciler dediğimiz, bir hayvan öldüğünde, bilmem ne öldüğünde ne oluyor? Bir çürüme başlıyor. O çürümeyi yapan şeyler mikroplar yine. Yani onlar olmasa, mesela özellikle yapraklar için selüloz yiyen, yani bugün inek kendisi halletmiyor onu midesinde. İneğin midesindeki bakteri o selülozu hallediyor. Eğer biz onunla yaşamayı öğrenirsek zaten açlık sorunumuz kalmayacak da. Diyor ki adam yani bunlar olmayaydı. Biz bugün işte 2 metre yaprak içerisinde yürümeye çalışıyor olurduk. Çünkü bunları kim? Yine bu mikroplar çürütüyor, yok edip toprağa tekrar kazandırıyorlar. Başta bahsettiğim gibi yani bu yer küredeki bütün döngüler, yani bugün karbon, nitrojen, oksijen bunları artık hepiniz duydunuz. Hepiniz bir şekilde bir ortaokulda bile gösterdiler. Bunların bütün oluşumları bu mikroorganizmalara bağlı. Onun için dedim ya, hani balinalara bilmem ne oluyor diyorsunuz. En büyük balina biliyorsunuz mikroorganizmalarla, planktonlarla vesaire biraz üst şeylerle ama minicik şeylerle besleniyor. Lüfer yemiyor yani mesela. 36 metre kulübe. Onlar için hani hayvan yok olurken hayvanın besinden ne oluyor diye bakan yok. Ya da ne bileyim işte oksijenimiz azalıyor derken o gölü kirletiyorsun ama aman diyorsun etrafındaki hayvanlar mı öldü, balık mı öldü bunların hepsi ne?
yiyoruz abi, tutuyoruz, görüyoruz, elimizle tutuyoruz. Elimizle tutup görmediğimiz şeye pek biz inanmıyoruz, değil mi? Pek de sallamıyoruz, ciddiye de almıyoruz. Nereye kadar? İşte hasta olup doktora gidene kadar. Bir gavur demiş ki, bakın en altta gavurcasını koydum, onun Türkçesi biraz risklidir. mikroorganizmalar diyor, tanrı gibidir diyor. Gözle göremezsiniz ama etkisini içinizde hissedersiniz diyor. Tamam. Yani, evet, güzel bir tanımı var onun. Ben burada bir şey sorabilir miyim? Mesela bu hep duyuyoruz, işte dünyada bu arılar ölüyor, şey oluyor, yaşanmış yerde. Geçen gün de Türkiye için okuyormuşlar, yani %50 arı nüfusu popülasyonu Türkiye'de ölmüş diye anlamalar. Yani o konuda bu yaşam için hakikaten arıların önemi var mı hocam? Var, doğru. Polinasyonu arılar sağlıyor. Yani bir şeyin tozlaşması için bazı bitkiler kendi kendilerini tozlaştırabiliyor ama genellikle arılarla oluyor. Arıları mesela bademlerin tozlaşmasında kullanan bir sistem var Amerika'da. Tırlarla arıları götürüyorlar. Bir yere salıyorlar. Onlar işi topluyor. Bir yandan da bal için topluyor. O sırada ama polinasyonu sağlıyor. Biraz daha 10 kilometre, 20 kilometre daha güneye çekiyor. O şekilde eğer arı ırkını yok ederseniz Einstein'le böyle dünya 5 yıl falan yaşıyor. Ondan sonra yok oluyor. Zinciri bir noktadan kırmanız zincirin bütününe eşittir. Zincir dediğiniz şey bir halkanın gücüne bağlı. Siz zayıf halkayı kırarsanız zincir kopar istediğiniz, diğer halkalar istediği kadar kalın olsun, hiçbir şey olmaz. Bir tane halkasını koparttığınız an arı buna en iyi örnek gider. Sonunda insan kalmaz ama geri kalanı Allah'tan yaşamaya devam eder. Biz onu umuyoruz. yani bu arada tekrar söylüyorum, mikroorganizmalar gibi en enteresan şey biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani yıl 2000 bilmem kaçtayız, oyuz buyuz falan. Bunları hemen hemen hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. En çok çalışılan mikroorganizmalar, mikroplar, bizi hasta edenler, patojen grubu. Patojen grubu en çok çalışıldığı için o grup hakkında bir fikrimiz oluyor. Ki onlarla da ilgili halen mükemmel çözümlerimiz yok biliyorsunuz. Ki o yine sonunda hocamla biraz onu tartışırız ama yani geldiğimiz çağ, teknoloji bilmem ne de biz bütün mikroorganizma çeşitliliğinin %1 ile 10 arasında bilmiyoruz. O kadarını biliyoruz daha doğrusu. Kalanını bilmiyoruz. Demin bahsetmiştim işte toplam biyokütle dediğimiz dünyadaki bütün canlılığı düşünün bunun %60'ı mikrop. Bunu birazdan sizlerle de ilgili anlatacağım. Yani bir insanın hücrelerinin 10 katı mikrop vardır üstünde. Tam 10 katı. Yani kendi hücrelerinizi düşünün. Onun 10 katı kadar mikrop taşıyorsunuz. Onlarla yaşayabiliyorsunuz zaten. Onlar olmayınca yaşayabiliyorsunuz. Sonunda çok kötü bağlayacağım ama. Mikrop gibi insan deniyor ondan mı oluyor? Aynen, bunları söylemiştim zaten, ağaçlar değil, hani oksijenin daha çoğu bunlar tarafından ödüyor. Atalarımız dememizin sebebi, yani ilk organizmaların çıkış yerleri buralar. Bu enteresan mesela, bunu koydum ki hani görsel bazı şeyler sizi belki ilginizi çeker. Bu mantar aslında bir mikroorganizma. Dünyadaki en büyük canlı bu. Bu gördüğünüz. Yani balina falan değil. Bu işte yaklaşık 1500 yaşında 100 ton ağırlığında bir mantar. Bunun toplamı küçük küçük mikroorganizmalardan oluşma bu arada. Yani bu bir hani gördüğünüz mantar değil, yani toprakta büyüyen, minik büyük mantar topluluğudur bu. Demin size bahsettim, yine mikrop tanımı aslında ilk çıkışı mikroskopla görülen demek. Ama bu gördüğünüz mesela mikrop şu balığın midesinde yaşıyor ve bu yaklaşık 0.7 milimetre. Yani 1 santime yakın. Yani bu da bir mikroorganizma. Mesela bu tanımlar günümüzdeki biyoloji derslerini de değiştirdi. Yani biyoloji dersinde ben de okurken anlatılan bir takım şeyler vardı. Bunlar işte mesela şu E. coli dediğiniz, hep gidiyorsunuz coli bakıyorlar ya, ya da işte denizde coli basili bakıyorlar ya. Evet. İşte E. coli o sordaki boyuttaysa, şu paramecium dediğimiz terliksi hayvan diye ortaokulda anlatırlardı. Etrafında böyle şeyleri vardı. Havuzlarda mavuzlarda çok bulunur. Öbürü gördüğünüz bakteri, hepsi aynı ailenin üyesi. Boyutu hakkında hepiniz olsun diye koydum. Paramecium'u bazen mercek altında bile görebilirsiniz. En küçük olan E. coli mi? Evet. E. coli gözle gözükmez zaten. O mikroskop altı görürsünüz. Hem sağlıklı hem hastalıklı olanı var. Hepsi zararlı diyor onların. Varsanız dolu ama bir türü var öldürür sizi. Yani. Bunlar için nerede bulunur sorusu var. Yani nerede bakteri? Bu da işte günümüzün biyolojisini değiştirir.
hani şimdi götürüyorsunuz, suyu kaynatıyorsunuz falan ya. Hani hepsi öldü falan diyorsunuz. Evet, patojenlerin bir kısmı için doğru ama artık öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Adamlar volkandan organizma çıkarıyorlar. Geyserden, sıcak su kaynağından organizma çıkarıyorlar. Bunlar 80 derecede yaşıyor, 120 derecede yaşıyor, 300 küsur derecede yaşayan var. Yani inanamayacağınız, yer altında işte 1500 metreden, denizin altında 8000 metreden herif çıkarıyor organizma. 8000 metre ne demek biliyor musunuz basınç? Herhangi bir canlının yaşayabilme ihtimali zaten yok. Tamam, o basınçtan adam mikroorganizma çıkarıyor, kutupta buzdan çıkarıyor. Yani her yerde varlar. İnanamayacağım. İşte bunların bu her yerde olup abartılı olanlara da ekstrem. Yani biz artık Türkçemize kullanırız bu geotermini. Aşırı ekstrem organizmalar. Ekstremofil zaten bunların adı. Bunlar çok enteresan. Acayip güzel şeyler var bu konuyla ilgili. Ve dünya artık bunları çalışıyor. Niye bunları çalışıyor? Mesela şurada bir tane bakterilerde enler diye koydum. Hani var ya böyle en büyük, en küçük en. Orada bir tane bakteri var. Bir insan 500 rad civarında ölmeye başlıyor. Bu hayvan 1,5 milyon radda hiçbir şey olmuyor. Yani nükleer atık sahasında bakmışlar, bunu bulmuşlar. Çölde yaşayabiliyor. Şimdi normalde basit biyoloji bilgisi bir sürü şey anlatıyor. Yani susuzluk ölüm sebebidir. İşte yok efendim basınç ölürsünüz. İşte 40 derecede proteinler, niye yumurtayı pişiriyorsunuz? 40 dereceye çıktı mı? Yumurtanız katılaşmaya başlıyor. Proteinler katılaşır. Bu namussuzlara niyeyse hiçbir şey olmuyor. İşte ya da hani botoks modamız var ya, artık bütün hanımlar birbirine benziyor yolda. İşte botoks için meşhur laftır. Bir kilosu tüm insanlığı öldürür. Bu da bir organizmadan. Yani Clostridium botulinum. Bu mikroorganizmadan çıkma. Mikroorganizmalardan antibiyotikleri de onlardan üretiyorlar. Bugün her bir şeyi bunlardan üretiyorlar. Bugün mesela yaşlanmış şarap üretebiliyorlar oynanmış mikroorganizmayla. Ya da otomatikman kokulu peynir üretebiliyorlar yine oynanmış mikroorganizmayla. Yani bunun için bir daha özel proseslere ihtiyaç yok. Balı falan öyle yetiştiriyorlar. Valla o biraz daha farklı. O proseslere girersek hocamın çok sözü var orada. O altta da işte yine bir tane, o da en büyük bakterilerden biri yine. Ona da devi diyorlar. Gözle görülebiliyor. O deminkinden de büyük bir bakteri. İşte güzel. O solda sirke sineği dediğiniz, evde meyveyi unutunca uçuşan minik sinekler var ya. Evet. O üstteki küçük şey de beyaz şey parlayan, o da o bakterinin boyutu. Yani işte dedim ya, mikroskopta gözükmesi gerekiyor. Bu arkadaş gözle bakıp görüyorsunuz ama bakteri tanımında. Şimdi bunların faydalısı var, zararlısı var dedik. Çoğu faydalı. Dünyaya da faydalı, bize de faydalı her şeyde. Çok azı zararlı aslında. Ama hep dedim ya, insanoğlu hep bencildir, hep kendine. İşte biz hasta oluyoruz, mikrop. Biz bilmem ne oluyoruz, onu öldürelim, bunu öldürelim diyorum ya. Bu işin sonu çok büyük problem. Bu hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani gerçekten çok şey var. İşte demin anlatmaya çalıştım mesela. Organizma dedim ya, 1,5 milyonda yaşayabiliyor. Organizmanın bir enteresanlığı var aslında. Ölüyor, tekrar diriliyor. Yani hayvanın öyle bir DNA'sını onarma mekanizması var ki, tekrardan yaşamaya devam edebiliyor. Bunları çözerlerse, işte bu hani seyrettiğiniz filmler var ya, o filmlerin çoğu bu hikayelerden geliyor. İşte hani adama kurşun atıyorsunuz, burası deliniyor, şşşt falan diye iyileşiyor falan var ya. İşte bunlarla uğraşan bir grup bilim adamı var şimdi dünyada. Yani bunun DNA yapımını nasıl alırız da işte buraya entegre ederiz de, ya da işte bu bir bakteri var mesela, radyasyondan korunması için astronotlar uzaya çıktığında aşırı radyasyon alıyorlar. Bu bakterileri nasıl mekanizmalarına bakarız da bunu işte oraya implemente ederiz, onları koruruz falan gibisinden. Bakterilerden öğrenmeye çalıştığımız çok şey var yani, onu söyleyeyim. Sıcakta nasıl yaşıyorlar, soğukta nasıl yaşıyorlar, soğukta ürettikleri şeyleri biz hayatımızda kullanabiliyor muyuz, sıcaktakileri kullanabiliyor muyuz? Bunları hep öğrenmeye çalışıyorlar. Şey, yani, virüsler mi acaba? Hayır, virüs bambaşka. Virüsü biyoloji zaten canlı kabul etmiyor, enteresandır. Parazit yaşam formu. Bunların da virüsleri var, bakterileri de var. İşte bu Mars'ta hayat var mı yazısı oradan geliyor. Dediğim gibi yani Mars'tan düşen meteorda bakılıp içinde mikroorganizma bulmuşlar. Orada ne yiyorsan olsun lafı vardı İngilizce. Nedir, onu niye yaptın? Onu birazdan anlatacağım ya, gıdası var. You are what you eat der gavur. Ne yiyorsan olsun. Onu birazdan anlatacağım. İşte inekler bu mikroplar sayesinde ot yer. Demin bahsetmiştim. Yani otu alıp İneğin midesi halletmiyor. İneğin midesinde, rumeninde yaşayan mikroorganizma selülozu parçalıyor. O sayede inek yaşamını devam edebiliyor.
Mesela acayip oraya filmini koyamadım. Bir magnetotaktik diye bir bakteri var. Bu bakteri yerin manyetik alanına göre yön değiştiriyor. Mıknatıs alıp bunu bir yere koyuyorlar. Mıknatısı böyle tutuyorlar. Hayvan oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hatta mıknatısı çevirip dans ettiriyorlar. Bunların filmleri var böyle. Bakteri böyle böyle dönüyor sağa sola. Yani bir canlı düşünün. Manyetik alana göre hareket ediyor. Mikrobiyal ateş böceği dediğimiz bir şey var. Biyoluminesans. Şimdi bir sürü bakteri yine kendisi o fareleri evet onları enjekte etmişler. Kulakları, kuyrukları o konulan bakteriden alınan malzeme yüzünden böyle ışıl ışıl parlıyor. Fosfor ayrı bir şeydir. Onu anlatmaya çalıştım. Floresan değil biyoluminesan demek de fosfor şöyle bir şeydir. Fosfor aldığı ışığa göre enerji düzeyini değiştirdiği için görürsünüz. Yani ben bunu ışığa tutup bakarsam fosforu görürüm. Karanlıkta bir süre sonra hiçbir şey görmem. Biyoluminesan öyle bir şey değil. Kendi kendine üretime devam ediyor. Yeter ki yemeğini ver. O yemeği olduğu sürece kendisi o ışımayı. Bunlar şimdi organik led falan yapmaya çalışıyorlar. Yani bir takım bakterileri alıp onları küçük hücrelere koyup düzenli beslenerek organik led üretebilir miyiz diye bakıyorlar. Bu soldaki gerçek bir fotoğraf. Yani bununla ilgili biraz ileride belki vardır. Hani çok enteresan çalışmalar var. Bunlar da acayip yani marker diyorlar. Bunları kullanarak bir sürü şeyi teşhis etmeye çalışıyorlar bakterileri. Soğuğa adapte olmuş bakteriler. Soğuğa adapte olmanın ehemmiyeti nerede? İşte en basitini anlatıyoruz. Normalde soğuk dediğiniz yerde ne? Buzdolabına niye koyuyorsunuz? Korunsun diye. Yani tamam. Her zaman ölmez mikroplar orada. Ama yavaşlatırlar yaşamlarını. Yani statik durum diyoruz ona. Bir bakteriyosidal var öldürmek, bir de statik hale. Mesela işte gümüş kullanmak, işte ne bileyim altın kullanmak. Bunlar bakteriyostatiktir ama gümüş bakteriyosidaldir. Gümüş öldürür. Yani bunlar direkt öldürmen ve bir grupta da büyümesi yavaşlıyor. Bu soğuk şartlarda normalde biz hareketlilik beklemeyiz. Organizmanın sakinleşmesini bekleriz. Yani hepsinin bir kısmı ölür, bir kısmı ölmeyip yaşamını daha iyi koşul bulana kadar yavaşlatır. Ama adamlar bir gün kutupta 1000 metrede balina bakıyorlar, buluyorlar çürüyen. Bakmış çürüyor. Çürümek ne demek? Aa diyor, demek burada diyor bakteri var, onu yiyor. Tamam mı? Şimdi gavurun zekasıyla işte bizim ilgilendiğimiz konular böyle. Şimdi adamın baktığı yerde şu. Adam diyor ki bu balina en çok yağlı organizmalardan biri. Bundaki yağı bu bakteri yiyor. Ha, demek öyle bir enzimi var, bunu yiyor. Bu enzim bunu yiyorsa diyor, ben bunu buradan çıkarırsam, çamaşır makinesi deterjanına koyarsam, çamaşır makineniz şu anki makineler 40 derecede çalışabiliyor. Yani en iyi aldığınız hani enzimli deterjan alıyorsunuz ya, o 40 derecede çalışıyor. Bu 0 derecede çalışıyor. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman inanılmaz ekonomik bir kazanç oluyor. Yani düşünsenize dünyadaki bütün evlerde artık ısıtma kullanmıyorsunuz çamaşır makinesini. Nasıl bir tasarruf. Tamam mı? Adamın yapmaya çalıştığı şey şimdi bunu çıkarıp böyle bir şey yaratabilmek. Oradaki enzimi bulup bunlarla uğraşıyorlar yani. Bir grup iddiaya göre aslında bunun yapıldığını söylüyorlar. Ama çok enteresandır. Evet, çamaşır makinesi endüstrisi atıyorum bugün yani 5 milyar dolarsa çamaşır deterjanı endüstrisi 500 milyar dolar. Vay, vay, vay. Tamam mı? Onun için ortaya çıkması mümkün değil. Şimdi demin kendinden ışıyan bakterileri gösterdim ya. Evet. Bu arada mesela patlayıcı yiyen bakteriler var TNT. Yani bayağı bomba yiyor ay. Gavurun bir kısmı bu demin gösterdiğim bakterideki biyoluminesanı alıp bunları şeye de hassas yapmış işte. TNT'ye siz söyleyin baruta. Bunu götürüyor. Şimdi bugün halen Vietnam işte Arabistan belli yerlerdeki en büyük sorun ne? Kara mayınları. Adamlar gömmüş, unutmuş, gitmiş. Çocuğun biri koşarken patlıyor gidiyor. Adam bunu götürüyor, tarlaya sprey ediyor. Ondan sonra büyümesini sağlıyor. Biraz çimliyor işte, suluyor muluyor. Sonra gece gidiyor. Bak orada diyor ki burası ışıyor, burası ışıyor. Buralara demek ki mayın var diyor. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Yani biomarker dediğimiz şey de budur. Bunları koyarak mesela bunu ileride şeyde hevesler şimdi. Kanser hücreleri için diyor ki adam böyle bir marker koyalım. Sadece o hücrenin etrafını çevirsin kötü olan tümörün. Biz onu açınca görelim. Kırmızı tamam burası kanser. Çünkü şimdi bugün öyle bir ameliyata girildiği zaman ne yapıyor adam? Hadi alayım. Ya bu biraz bulaşmıştır.
biraz daha alayım. Hadi bol bol alayım. Orayı boşaltayım. Sonunda hepsini alayım, bu çalıyor. Yani şimdi güldüğüm o gözle görmediğiniz bir şey. Hücre. Gözünüz görüyor mu? Görmüyor. Bu kanser hücresi, bu sağlam hücrede yatan bir tümör sınırı az çok görüyorsunuz belli yerde ama yani yanında bir tane hücre atlamışsa bir hücre gözünüzle görmeniz. Kapattığınız anda bir de enteresandır o namussuz. Dokununca daha hızlanıyor. Dokunmadığınız sürece yani biyopsiye giriyorsunuz doğru mu hocam? Birden hızlanmaya başlıyor. Biyopsiye girmeden evvel belki daha uzun süre sürecek. Orada tespit ediyorsunuz ama ondan sonra süreç hızlanıyor. Yavaşlıyor. Zaten kanser ameliyatında bıçak değildi bu kanser büyür demedi. İşte onunla. Demin dedim işte mesela çevrede çok önemli. Bugün mesela en önemli sorunlardan biri bu. Bugün İngiltere'ye gidin. İngiltere'ye kendi sürüleşmiş ülkelerden biri. Her köyünde atık arıtma tesisi vardır. Çünkü adamlar canına ot tıkamış zaten ülkenin. O gördüğünüz bütün nehirler simsiyah akıyor. Ondan sonra bir yerde uyanmış demiş ki haydi köy bile tuvaletini önce burada temizleyip sonra salalım. Onun için her yerde atık arıtma tesisi var. Bu atık arıtma niye önemli? Şimdi siz önce çevreyi korumuyorsunuz. Kendinize dikkat etmiyorsunuz. Bilmem ne sonra işte yedik içtik bilmem ne olduk kanser olduk. Anlatabiliyor muyum? Sorun bir yerde değil. Sorun önce hepsine bakıp onları düzeltmekle. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'de mesela bunların kanunlarına bakın. Kanunlar süper. Uygulama önemli. Yani kanunların çoğu Avrupa toplu bilmem ne oradan buradan alınan kanunlar. Kanunlarda hiçbir sıkıntı yok yani. Ama siz kontrol etmezseniz yani biyolojik arıtma tesisi geziyorum. Benim doktora çevre son. Adam şahane bir tesis kurmuş. Orada bir vana var. Bu vana ne abi diyorum. Ya işte arada dereye çeviriyoruz. Kontrolcüler gelince buraya çeviriyoruz. Bizi nasıl? Bizi nasıl? Bizde daha yeni ilerliyor. Evet. Hayır hayır. İşte yeni çıkıyor. Ha sitede fena değil. Site çünkü sitenin fazla eğitimli bir sistemi var ya. Doktor evet. Jeteş falan yani çok ilk kurulduğunda çok hassaslardı. Onun için çok iyi filtre sistemi kurdular. Yani filtre biyolojik sistem çok zor bir sistem. Şimdi mesela Asun şey çalışıyor, petrol atıklarını yedirmeye çalışıyor şimdi, onlarla uğraşıyor. İşte dediğim gibi göl, yapay, doğal su havuzları, denizler bunların hepsinde mikrobiyoloji önemli. Temizlemek için de önemli. Yani hem kendi dengesi var, o denge bozulduğu zaman da siz yine mikroplar. Mesela biyolojik arıtma dediğiniz adam şu kadarcık fabrika kuruyor ama biyolojik arıtma için bu kadarcık alan gerekiyor. Burada bir masraf yapıyor, buradaki masraf daha büyük. Ama bunu yapmazsa da tekstilde mesela yurt dışına satamıyor. Onun için bunlar güzel. Toprak kalitesi eskiden şeyle ölçülürdü işte. Burada azot var mı, nitrojen var mı, bilmem ne var mı bunları gübreyle tamamlayalım diye. Şimdi öyle değil. Adam diyor ki şu mikroorganizmalar orada varsa zaten bunları yaratıyordur, üretiyordur. O zaman zaten toprağın durumu iyidir. Üstüne ekstra bir şey katmaya gerek yok diyor. Şimdi onun kalitesini Avrupa bununla çözmeye çalışıyor. Çöpten doğal gaz üretimi. Bunu zaten bir ara biz yakacıkta yapıyorduk. Çocuk mutlu şeyde tuvalette içerken patlamıştı. Sigara babasından gizli. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Bugün bakın gazete haberlerini. Ondan sonra. Çünkü o alan kapatıldığı zaman. Çöplüğün üstünü kapatıyorsunuz. Ama bunu kontrolü yapmazsanız, o gazları çıkarıp bir yerde toparlamazsanız o birikince bulduğu yerden kaçıyor. Ya tuvaletinizden çıkıyor ya başka yerden çıkıyor. Yanında sigara içersiniz de metan en kaliteli doğal gazdır patlar. Biyoplastik dediğiniz bugün çok önemli hani. Yeni moda var ya bu biyoplastik, gerçek biyoplastikten bahsediyorum. İki tip biyoplastik var. Birisinde bu yeni torbaları yapıyorlar biyoplastik diye. Evet. O sadece daha küçük parçalanıyor. Hmm. Eskiden böyle büyük büyük parçalanıyordu. Şimdi bu gözle görülmeyecek kadar küçülünce ona biyoplastik diyorlar değil aslında. O doğaya sadece daha küçük dağılmış oluyor. Gözle görmüyorsunuz ama gerçek biyoplastik bakteri üretiyor. Hakikaten biyolojik. Dağıldığı zaman başkaları da yiyip gerçek doğaya hiçbir zararı yok. Ama bunun da sıkıntıları var. Daha çok dayanıklı yapamıyorlar. İşte yani buradan koyuyorsun, almışsın rakıya, vermişsin parayı, çağırt düşürüp kırıyorsun. Olmuyor tabii yani. Öyle biyoplastiği kim ne yapsın? Ben tehlikeli yere geldim. Buraya gelmeden önce plastik yiyen bakteri var mı? Okyanuslardaki. Yani plastik dediğiniz biyoplastik var. O sahada gördüğünüz plastikleri halen pek bir şey yiyemiyor. Evet. Sıkıntı evet, sorma. Onun için onlar hani bir yerlere giderseniz doğal parklara yazar. Bu bilmem kaç yüzyıl dayanıyor. Şu bilmem kaç bin yıl hiçbir şey olmuyor doğada. Evet. Sıkıntısı o petlerin evet. falan. Evet. Onlar problem hala. Ama mesela petrol de öyle. Petrol çok enteresan bir konu. Hı-hı. Petrolü yapan ne? Mikroorganizma. Evet. Petrolün çıktığı yerde bir mikroorganizma bunu yaptığına göre birisi de onun üstüne besleniyor diye düşünüyor adam. Tabii. Yani çünkü organik madde aslında. Evet. Ama petrolü çıkardığınız zaman burada işte tanker gelirken dağıldığı an bittiniz.
Onun doğada dağılımı çok uzun yıllar alıyor. Şimdi onu yemeye çalıştırdıkları, işte yine genetiğiyle oynanmış, süper eater diyorlar, hızlı yiyen bakteriler yapmaya çalışıyorlar. Yani mesela işte patladı, oraya dağıldı, adam diyor ki götürelim, bakteri yatalım üstüne. Beslensin. Onu beslensin, yesin ama daha hani bunlar halen çok başarılı Hı. değiller. Var, çok yavaş bir şey. Üniversitede hocayken bir gün TÜPRAŞ çağırdı. 1 milyon liralık bir proje vermek istedi. Ondan sonra almadım ama. Ben halen pek akıllı adam değilim yani. Çok adam akıllısınız. Mühendis. Diyor ki işte hocam diyor, size bunu verelim diyor. İşte 6 ay sonra şu 8 ay önümüzdeki yıla da bunu yiyen bakterileri çözün gelin diyor. Efendim dedim, bunları çözsem size gelmem, şeyle giderim, ekrana giderim. Bu bir. İki dedim, yani mühendissiniz, yani bunda 2000'de olaydı. Sen yapardın. Size bakteriler adına söz veremeyeceğim dedi. Onun için dedim hani biz bu paranızı almayalım boşu boşuna. Çünkü hocam da tamam ver diyor, gönder. Yaparız diyor. Ama hiçbir şey yapamayacağını kendi de biliyor aslında. Yapılır ama 15 yıldır çalışıyor, 20 yıldır, 50 yıldır çalışıyor gavurda. Evet. Yani bir gün çalışmıyor ki bu meret. Yani bu süreçte gelişiyor. Onun için hani böyle hani bugün verelim, yarına getir bilmem ne. Bakteri de bizim gibi canlı. Yani hani benim canım istemiyor bugün, hiçbir şey içmek istemiyor. Ne abi, içmeyeceğim abi. Yani yarın belki bakarız. Öyle bir ortam. İnsanlık tarihindeki ilk büyük gıda zehirlenmesini yazmışım buraya. 40 bin kişi ölmüş. Yine bu bakteri yerdi tabii problem. Bu dediğim gibi hani bakterilerin gıda teknolojisinde, üretimde de bir yeri var. Tabi patojeni de, zehirlenmemizde de bir yeri var. İkisi ayrı. Hani bu da en büyük hikayelerden biridir. Yine hocam burada. Şimdi yemek dağıtılır okula. 3 tane çocuğumuz zehirlenir. Hepimiz yedik ondan. Ya tamam da arkadaş, bakterinin geldiği kısımdan yemiş, sen sağlam kısmından yemişsin. Evde de öyle. Hepinizin zehirlenmesi gerekmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama yemekten şüpheleneceksin tabi. Ama gıda zehirlenmesi böyle yani kazanın her gün böyle şöyle karıştırıp mikserle dağıtıyorsa başka mesele. Çok daha enteresan şeyler var tabi. Şimdi bu mesela portakal alıyorsunuz, koyuyorsunuz, yeşil küf oluyor. Bir Türk firması oturdu bununla, üstüne dedi beneficial, yine faydalı bakteri diye bir şey var. Faydalı bakterinin en enteresan tarafı, insan vücudunda da öyle. Faydalı bakteriniz olduğu zaman zararlı bakteri pek gelip uğraşmıyor, yarışıyorlar birbirleri. Tamam, adam bir şey keşfetti. Normalde ne yapıyorlar biliyorsunuz, şimdi meyveleri mumla kaplıyorlar. Mum yani mum, wax. Wax nasıl olur? Kaynar suda çözmezseniz çözünmez. Yani böyle yıkadım, yiyeyim falan diye bir kavramı yok. Mumla beraber yiyorsunuz. Adam bir bakteri üretti. Böyle torbalarla, bunun testlerini ben yaptığım için biliyorum. Bir tanesi 40 gün hiçbir şey olmadı. Üstüne faydalı bakteri kapladı. Faydalı bakteri kaplayınca küf gelip yerleşmedi. Yani mumlamaya gerek yok. Adam doğa, bir de o nedir? Yıkıyorsunuz musluk altını. Gidiyor, devam ediyorsunuz hayatınıza. Böyle işte enteresan faydaları da var çalışmalarda. Sağlığa zarar verenler zaten dediğim gibi en çok. Tekstil konusu vardı. Tekstil çok enteresan bir şey. Şimdi günümüzde antibakteriyel kıyafetler var, bilmem neler var. İşte bunun iki amacı var. Birisi kıyafeti korumak, öbürü sizi korumak. Yani birisi bu kıyafet mesela çürürse, hani küf kaptı mesela, deri var. Bodrumdan çıkardım, bütün üstü küf kaplanmıştı. Orijinal deri bitmiş yani. Ama birisi bunun için kullanılıyor. Öbürü de askersiniz, polissiniz. Adam gitmiş dağda taşta, ne yapıyor? Kokuyor. Kokuyu yapan şey koltuk altınız ki, koltuk altınız bakteriler. Yani o terleme değil. Şimdi bunun için burada ne yapmış adam? Antibakteriyel ürün kullanmış. O zaman bu azalıyor tabii. Yani şimdi orada gerekli bir şey. Ama illa bebeğimize de antibakteriyel giydirelim deyince orada biraz değişik oluyor. Yani tekstil ürünlerinde hakikaten fonksiyonel olduğu zaman kullanmak gerekiyor. Yani bu yine söylüyorum, yani bu yangında savaşan adam olur, işte itfaiyeci, polis olur, asker olur. Bunlar için gerekli şeyler. Sağlık çalışanı olur. Yani adam ameliyathanelerin sistematiklerini görseniz. Bir ara sektörde çalıştım. Bir gün bir ameliyata girdim, adama cihaz deneteceğim. Tabii ben ne yapsanız biyoloğum. Doktora böyle arkadan omzuna dokundum. Adam ameliyatı bıraktı, terk etti. Dövüyorlardı beni az da. Çünkü steril alandı. Adama, biraz da böyle kullanılmaz modundayım. Doktor da kullanmayı bilmiyor. Mühendis değil, ne yapsın? Yakacak adamı. Adam bıraktı direkt, terk etti. Bir daha steril oldu geldi. Onun için yani mesela oralarda önemli. Çünkü Türkiye'de aslında, özellikle üniversite hastanede, operasyonlar aslında çok başarılı.
genelde operasyon sonrası, günümüzü çok demeyeyim hocam, yani benim zamanlarımız, post operatifte problem var. Yani adam operasyondan çıkmış, ondan sonra kaptığından genelde problem oluyor. Evet, tekstilde bahsettim. İşte fonksiyonel tekstil ürünleri, günümüzde bunlar çok şeylerde falan da kullanıyor tekstil deyince bugün. Yani çöp atık alanının altına serdikleri şey de tekstil bu arada, onu da söyleyeyim. Evet. Geotekstil diyorlar, özel tekstil koyuyorlar. Belli bir şeyi geçiriyor ve diğerlerini geçirmiyor. Tamam, ondan sonra onları toplayıp belli bir yerden arıtma tesisine gönderiyorlar. Şimdi son kısma girelim. Konunun başlığı aslında biz ve mikroplardı. Mikrobiyom diye bir projesi var. Özellikle Amerikalılar başlattı. Ben size az evvel söylediğim gibi, yani insan vücudunda kendi hücrenizin 10 katı kadar bakteriniz var. Her yerinizde var. Ama en önemli oldukları yerler, işte sindirim sistemi, ciğerleriniz, işte genital sistemler, buralarda hep bir faydalı. Burnunuzda mesela bir tür stafilokok var. Bunun nemli durmasını sağlayan içindeki bakteriler aslında. Anlatabiliyor muyum? Şurada var mı bilmiyorum. Ne işe yarıyor mesela? Bu bakteriler vitamin sentezlerinde, K, B12 sentezinde yine bu bakterilere ihtiyacınız var. Patojenlerle yarışıyor bu faydalı bakteriniz. Yani hani demin söyledim ya, yediğiniz neyse osunuzdur diyor. Niye? Çünkü düzgün bir sisteminiz olduğu zaman pek hasta olmazsınız, değil mi? Bağışıklık sisteminiz daha güçlü olur. Dokularınız daha iyi gelişir. Yine söylüyorum, çevrenizde gözleyin. Sezaryenle doğmuş çocukla normal doğum yapmış çocuk arasındaki farkı gözle görebilirsiniz. Gözle görebilirsiniz. Yani bunun için hani çok böyle bilimsel çalışmalarda çok zaten de vücudun immün dediğimiz işte bağışıklık sisteminin gelişmesinde çok çok önemli bu. Şimdi deri bölgeleri coğrafi bölgeler gibidir diyor Gavur. Mesela saçınız orman dibine benzer. Koltuk altınız yağmur ormanı, bataklık ortamıdır. İşte bu üstleriniz çöl ortamıdır kuruluk açısından. Buna göre de farklı organizmalar bulunur. Tekrar söylüyorum, bunun haritasını çıkarmışlar. Her yerinizde, her şekilde bakteri var. Ve bunların olması çok çok da önemli. Şimdi günümüzde en çok tartışılan iki konu hocam, bunlar da çok sık karşılaşıyor. Birisi antibiyotik direnci. Bu antibiyotik direnci, şimdi hep bir antibiyotik alma ve almama arasında büyük bir kavga var. Alınsın mı alınmasın mı diye. Gerektiği yerde bunu almak zorundasınız. Bunun tartışması yok. Yani onu söyleyeyim. Hani bunun halka bırakılması da çok çirkin bir ortam bu arada, onu da söyleyeyim. Yani antibiyotik alınsın mı alınmasın mı bilmem ne mi olsun. Ama antibiyotiğin zararı şu hakikaten. Ne kadar çok alırsanız vücudunuzdaki mikroorganizmalara o kadar zarar veriyorsunuz. O kadar zarar verirsiniz, kendinize de o kadar zarar vermiş olursunuz. Ama hastasınız, başka şansınız yok, alıyorsunuz. Yani bu dediğim gibi çok ucu açık, uzun bir tartışma konusu aslında. Ama hani ne zaman alınır, ne zaman alınmaz, keşke alınmaması için tabii ki sisteminin sağlıklı olması. Yani demin yine anlatıyordum yani işte bakıyorsun bir çekiyor, bilmem ne abi, o baba herif benden domuz gibi yani, benden iyi. Yerleri çamaşır suyuyla siliyorum, oralara bilmem ne yapıyorum, ondan sonra çıkıyorum roman çocuğuna bakıyorum, ben çıplak ayakla bu havada geziyor. Nasıl oluyor ya diyorum. Tamam, ama benden uzun yaşıyor mu ondan emin değilim. Uzun yaşamak mı, yani kaliteli yaşamak mı, o da ayrı bir konu. O zaman bağışıklık antibiyotiklere ya da ilaç kazanmak azaltıyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Yani hasta olduğunuz zaman o hastalığınız geçmeyip vücudu daha kötü düşürüp zaten siz daha kötü bir şey yapacaksa o antibiyotiği alıyorsunuz. Ama antibiyotik aldığınız zaman ilk bozduğu şey zaten sindirim florasınız. Tamam, sindirim florasını bozduğunuz zaman ne yapıyor adamlar şimdi? Arkasından probiyotikler vermeye başlıyor. Burada var 10.000 tür bakteri. Siz alıyorsunuz 2 tane probiyotik. Onu bir daha kurma ihtimaliniz yok. Bu alttakiler işte vücudunuzda yaşayan bakteriler, hani çok kalabalıklar dedim. Bu da diyor ki lan buna da yaşam mı denir diyor. Yani hani o kadar kalabalık ve şeyler ki her yerinize, tekrar söylüyorum. Ne yiyorsanız olsunuz, yediğinize dikkat etmek zorundasınız. Yani burada topu da hocam da burada, onun için hani bir sorunuz olursa diye. Hakikaten yani tabii sağlıklı beslenme çok geniş, tartışması çok uzun, tek bir sonucu olmayan bir şey. Kaka çayı ne biliyor musunuz? Buna poo tea diyorlar. Evet, poo tea. Bunun esasen veterinerler çok kullanıyor. Bağırsak florası tamamen bozulduğu zaman steril bir dış kıdan
alıp o dışkıyı bayağı yediriyorlar bebeğe. Tamam. İşte nakli yapıyorlar şimdi. Evet, nakli dediğiniz bu zaten. Yani bunun tarzına. Şimdi ağlama diyorsunuz ama yani adaya gittiğiniz zaman görürsünüz köpekler atın dışkısını yer. Yani hayvan bilir ne yiyeceği. Evet, yaşlı kadınlar derler ki işte köpeğin beyaz dışkısını bulursan onu yedirirsen faydadadır derler. Ama beyaz dışkı olacak derler. Onu bilmiyorum beyazının ne olduğunu. İşte, bunlar tabii, var böyle şeyler. Günümüzde patojen çok fazla olduğu için hani bir yerden alamıyoruz ama mesela İngiltere'de bunlar çok önemli. Yani normal tıp konuları çalışılırken mesela gangren yaralarını bildiğiniz sizin at sineği dediğiniz sineğin larvalarıyla tedavi ediyorlar. Süperdir. Sadece yarayı yer. Tamam. Kötü doku yiyor, iyi doku yemiyor. Şeker hastalarının özellikle problem. Hani böyle iğrenç diye bakıyorsun ya, topuk yarılmış adamı düşün, simsiyah et çürümüş. O ete adam steril larvaları koyuyor, böyle bucur bucur oynayan. Tamam, ondan sonra açıyor, çıkarıyor, tertemiz, iyileşiyor. Bu adama 2 ay tedavi uygulayın, hiçbir şey olmuyor. Hocam o dediğinizi bu karşımızda test açı komşumuz var. Kayınvalidesinin ayağı öyleydi, getirdiler iyi oldu. Lavra yedirdiler. Yaklaşık 6-7 ay evvel bizim tesisatçı yani arkadaşlar. Kapatıyorlar. Simsiyah bir yaraydı dedi. Aynen. O lavra iyi yaptı. Şeker hastasıydı. Aynen. Sapsarı bir hale gelir. Ondan sonra yani hemen karşı komşumuz. Bu Puti de dediğim gibi yani bunu abartısı olsun diye koydum buraya. Niye? Tekrar anlatmak istediğim şey şu. Bağırsak floranızı bozduğunuz zaman bir daha aynısını oturtmanız çok zor. Hani onu yapayım oturuyor ama çok zor. Yani basit örneklerle vereyim. Hani bugün hiç gazlı olmayan bir insansınızdır. Affedersiniz ne giyirsiniz ne işte farklı arkadaşlar çıkarsınız ama bir bozulur, bir antibiyotik alırsınız. Birden bakarsınız her şey gelmiş. Ne oluyor dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir sağlıkta kavram. Onun için hani yedikleriniz mesela belki hocam da bahsine söyleyecek. Yani eskiden her şey yıkanmazdı. Mesela ilk şarabın şeyin bulumu da öyle. Üzümün üstünde zaten fermentasyonu yapacak olan mayası var. O üzümü bırakırsanız kendisi ezilir. Onun adı Free Runner, en iyi şaraptır bu arada. Kendinden ezip çıkar. O içerisine bulaşır ve onu... Soğuk sıkım gibi. Aynen. Onu zaten fermente eder. Şimdi işte buradan bakıyoruz, şarap öyle değil. Diyorum ki eski çağda bunlar ilaç. Yani ne diyorum? Mısır tableti, Sümer tableti ilaç. Çünkü kullanabildikleri yani ilaçlar. Niye? Yine anlatıyorum. Çünkü immün sistemi güçlendiriyor bir yandan. Bağışıklık sistemine destek alıyor. Öbür yandan yine alkolün bir takım etkileri var. Ama hani bugün gerek var mı? Bilemiyorum. Bir sürü şey var yani. Burada söylemek istediğim önemli şey, şimdi biz çok fazla antimikrobiyal malzeme kullanmaya başladık günümüzde. Özellikle hani yeni doğanda, bebeklerde, onda bunda diyorum ya. Her şey. Böyle bir hijyen manyaklığına geldi artık durumumuz. Abartının son haddindeyiz. Böyle aman böyle bilmem ne. Pislik güzel bir şey ya. Biraz pis olalım yani. Ben yani çok şanslıyım hocam. Ben hiç kendime bakmıyorum, çok şanslıyım. Ben de katılıyorum. Vallahi güzel bir şey. Yani bu tabii bugün için değil, bir de şunu söyleyeyim. Siz bebeği hijyenle büyütmüşsünüz, evet. Onun hiç şansı yok. Oğlum, yani ona şimdi siz pis olsun derseniz o çocuk hayır hayır hastalıktan çıkmaz. Tamam. Ama yani buna obsesiviz artık. Bunu biraz düzeltmek lazım. Yeni nesille düzeltmek lazım. Yani sizler zaten çoğunuz bu takım şeyleri gördünüz. Sokakta oynamayı bildiniz. Elinizi kirletmeyi, ne bileyim işte kedi, köpek, hayvanla daha farklı oynamayı bildiniz. Yani bunların getirdiği daha farklı bir nesil var ama bugün öbür yandan da şunu da söyleyeyim, kaçınılmaz da. Yani yeri var, kaçınılmaz. Yani hastanede kaçınılmaz. İşte bugün ne bileyim yemek yerinde kaçınılmaz. İşte mesela antibakteriyel şey kullanıyor, taş. Bunları da test etmiştim bir ara. Adam üretmiş taş. Bunu nereye tavsiye ediyoruz? Ekmek yerine tavsiye ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya da yemek yere tavsiye ediyoruz. Çünkü çok temiz bir yer olmayabilir ama bu tutmuyor o zaman bakteri. Temiz bir şey oluyor. Ama bunu tutup da yani evime de aman alayım falan kavramı çok anlamlı mı? Değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Kullanılması kaçınılmaz olan demin dediğim gibi asker kullanır, bilmem ne kullanır. İşte bunlar hani adam aylarca sahada gümüşle örülü çorap veriyorlar mesela. Mantar olmuyor yalnız. Gümüş ipler kullanıyorlar oraya. Aslında gümüş antibakteriyel, oraya bir de bakır koyuyorlar, bakır koyunca o antibakteriyel oluyor, şey, antifungal oluyor. Yani bunları yapıyorlar şimdi. O zaman işte adam diyeyim gibi ayağında bunlarla çok sıkıntısı olmuyor. Bugün askeri malzemede de test var. Mesela adam tank üretmiş, tank da küf kapıyor.
Adam onun da mesela şeyine bakıyor. Ya da bilgisayar. Bunların özel yani üretim öyle olanların bütün şeylerine bakıyorlar. Nemlenirsin. Arabalar. Lastikler gider. Yani araba ortamı ne? Mesela bugün en büyük sıkıntılardan biri o araba kokuları. Ne kullandığını bilmediğiniz koku. Şimdi burada o kokuyu koymak, şu anda da çok sağlıklı bir ortamda değiliz ama hani havasal olarak hepimiz bilir. Ama arabada koymuşsunuz orada 1,5-2 metre küpe bir şey, onu daimi soluyorsunuz. Evet. Problem. Yeni kokuyor diyorsunuz. Tamam. İğrenç kokuyor. Yani ne oldu önemli değil, içeriği önemli. Ben yeni öğrendim mesela kolonyaların çoğuna metanol koyduklarını. Senelerdir çekiyorum, kafam ondan demek biraz. Yani... Etanol pahalı şey, etanolu içecek olur. Şaka gibi. Yani kolonyaya metanol koymak şaka gibi yani. Onun çocuk için... içerse ciddi sorun çıkar. Evet. Bazen olur, yani çocuk içiverir. Evet. Gözde kaş arası. Bazen içinde gözü kör olanlar oluyor. Etanol içerse 10 mililitresi kör eder diye biliyorum. Metanol ile etanolün esprisi reseptörleri etanol kapatır. Metanol alsanız da sonradan o kadar etkisi olmaz. Onun için bilmediğiniz bir yere içmeye gidecekseniz evet, eğer gitmeden bildiğiniz bir şey içip gidin, oldu mu? Yani evet, şimdi öyle bir problem de var. Adli tıpta da ders vermiştiğimiz oldu zamanında. Adam ölmüş. Rakıyı satanı yakalamaya gitmişler. Gitmişler ki şarküteri sahibi de ölmüş. Çünkü aslan demleniyormuş herif. Allah. Gerçek. Yani sonunda şunu söyleyeyim. Hayat kimyadır. Sizler üzüntülerinizi sulandırın. Endişelerinizi buharlaştırın. Hatalarınızı eleyin. Size güzel bir mutluluk kalsın. Hocam tamam. o yazıyı bir alayım. Onu bir alayım ben. Yani kimyamız tuttu hocam. Size biraz hani bugün şeyi anlatmaya çalıştım açıkçası. Hani bu çok bilimsel konuşmalar bunlar. Bunu mümkün olduğunca hani bir farkındalık. Evet. Biraz bilgi iyidir ya. Ama evet, ne yapmanız gerekiyor. Yani gençler için önemli özellikle. Kalanında geçti artık. Şunu düşünüyorum. Kalanına da şunu söyleyeyim. Sizler selametle kaldıkça gençlere doğru yol gösterebilirsiniz. Evet. Onun için hayattan elinizi atenizi çekmeyin. İnsan yaşamı, yani yaşamın bakterilerle başladığını söylüyorlar, bakterilerle de son bulacağını söylüyorlar. Vallahi dediğim gibi demin, zaten bizi gömdükleri zaman üstümüzdekiler onlar. tamam, yok, bizi o tek, ama o tekil. Şimdi ben patojenik olarak demin söylemeye çalıştığım virüs içinde böyle. Şimdi gelelim virüse, mesela virüs bu konu içerisinde değil, apayrı bir dünyadır, apayrı konudur. Virüs dediğiniz şeyi biyoloji canlı saymaz. Bakteriyi canlı sayar, virüsü canlı saymayız biz. Ebiyotik diyorlar onlar. Tamam. Canlı saymadığımız virüs, tamam, bu çağda ne yapabiliyorsunuz? Kaç tane virüs ilacı var biliyor musunuz? Hiç yok çünkü. Ondan bilmiyorsunuz. Bir şu asiviral var, Zovirax işte. Yani uçuğunuz için. O da doğru düzgün herkeste çalışmaz. Aynı efekti vermez. Bugünkü virüs ilacı dediğiniz ilaçlar sizin aslında bağışıklık sisteminize zaman kazandırıyor. Tanırsa yeniyor. Yenebilirsiniz, yenemeyebilirsiniz. Yenemezseniz sizler ömür, yenerseniz süpersiniz. İşte hani bu filmler var ya bir sürü. O filmlerin çoğunun bilimsel danışmanları var bu arada. Neydi o? I am legend. Ne diyor? Ben efsaneyim mesela. Film bütün dünya virüsten ölmüş, bir tane herif yaşıyor böyle domuz gibi. Niye? Çünkü herif o virüse bağışık. Kalanın hepsi gitmiş ama uçmuş, başka bir şey olmuş. Jurassic Park dediğiniz film. O filmin özünü bilir misiniz? O filmin özü Amber'i biliyorsunuz. Amber çamın reçinesi, değerli taş oluyor sonunda. Amber ama milyonlarca yıl oluyor öyle. Tamam, adam amberi alıyor, içinde sivrisinek buluyor. Sivrisineği çıkarıyor, tam korunuyor çünkü havasız ortam. Olduğu gibi duruyor yani, böyle amberler var zaten müzelerde. O sivrisineğin kanını çekiyor, orada diyor ki dinozorların kanı neymiş. Onu alıp kurbağaya yerleştiriyor, dinozorları oradan üretiyor. Kafa bu. Çok gerçekçi aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani o filmler hani böyle film seyrediyoruz falan, oradan dinozor geldi falan değil. Aslında kavramı buradan geliyor. Şimdi bizim tarımda da çok tartışılan bir konu. Ben Nevşehirliyim. Derinkuyu patates alanları kimyasallardan, gübrelerden bütün toprak zehirlendi. Türkiye'de de pek çok toprak, yani ürün yetiştirile toprakta mikro minerallerden hiçbir şey kalmadı.
yeni bakterilerle toprağın o tedavi edilebilir mi? Onlar yapılabilir mi? Böyle toprağın şey. O kısmının adı rizobium diye bir adı var. Rizobium demek için ikselten bu organizmalarla. Demin size onu anlatmaya çalıştım. Avrupa topluluğunda bu yine yeni net kavramlardan biri. Adamlar diyor ki artık toprakta diyor tek tek kimyasal bakmayalım. İşte ne yapıyorsunuz? Azot gübresi atıyorsunuz. Fosfor gübresi atıyorsunuz değil mi? Bunu yapmayalım diyor. Toprağa diyor bir grup. Gelecek şuydu zaten hayal. Ben çevre işine ilk doktorasına girdiğimde ilk bu arada genetikçilerinden biriydim o işi yapan Türkiye'de. İlklerinden biri ilkiydim galiba. Ondan sonra bunu yaparken kavram şuydu. Mesela atık arıtma anlattım ya size de. Şimdi atık arıtma ne yaparlar biliyor musunuz? Böyle bir havuzu kurarlar. Lağımdan giderler yine kakayı alırlar. Getirirler bunun içine basarlar. Sonra fabrikadan çıkan atığı oraya verirler. Yavaş yavaş o atık onlar ikisi birbirine alışır bir süreçte. Sonra onu gidermeye başlar. O odur. Bir şey değil. Ama bunun için kocaman alanlar kullanırlar. Adam fabrikası bu kadardır, bu kadar alana para öder. Senede 1 trilyon elektriğe öder, onun sarfını öder. Yahu yani tabii bunu Türkiye'de bakarsan niye yapıyorum der adam. Hedef şuydu, bu bakterileri öğrenip, belli bir hale getirip, siz bana aynen reçete, eczaneye gelip geliyorsunuz, abi diyorsun benim deri üretim yerim var, deriden şöyle bir atığım var, kanlı işte derili merili, ha diyorum bakıyorum. Sen al 100 gram bu bakteri, 200 gram bu bakteri, git şu kadar tankta işini hallet. Hedefler bunlar. Ulaştık mı? Hayır. Ya anlatmadığım şeyler var. Mesela mikroplardan elektrik üretiyorlar adamlar. Yani bildiğin pis bir havuza iki tane elektrot daldırıyor herif, çıkarıyor elektrik üretiyor. Bu kadar. Hiçbir şey yapmıyorlar şimdi. Hiçbir şey yapmıyor. Yani ama hani çok etkin mi bunlar yavaş yavaş. Yani mikroplar doyana kadar yani yiyecek bitince mikropların elektrik kesilir. Mikrobun yiyeceği aslında bitmez. Şimdi İstanbul'un atığını düşün. Evet. Onlar için maden. Bir de bizim atığımız Türkiye'de çok özeldir. Çünkü biz organik halen yani az donmuş gıdayla besleniyoruz. Gittikçe değişiyor alışkanlığımız ama onun için çok organik bir atığımız var bizim. Anlatabiliyor muyum? Yani çok canlı bir atığımız var. Çok değerliyiz. Yani o da Yani oradan çok fazla şey üretilebilir. Ama işte dediğim gibi bunlar hani yapılmıyor da değil ha. Yapılıyor yani çok yani şeyleri de çok küçümsememek lazım. Çok iyi işler de var ama yaygınlaşmıyor. Ve sonradan onu düzgün birileri o testi takip etmiyor, devam ettirmiyor. Bizdeki en büyük sıkıntı kanun kural var ama uygulamada sıkıntımız var. Ben bunu hatırlarsanız tekside de anlatmıştım. Evet. Çok net kurallar var. Biyosiderle ilgili çok iyidir yönetmelik. Ama siz orada en düzgün şekilde üretirsiniz. Arkadaşlar merdiven altında üretir. Dörtte bir fiyatına satar. Çünkü cezaların tutarı arıtmadan daha düşük. Cezaları da şu anda çok iyi ama kontrol eden yok. Yani illa şikayet etmeniz lazım. Şimdi siz kendinizi düşünmüyorsanız, çocuğunuzu düşünmüyorsanız, mesleğinize saygınız yoksa olmaz. Ondan sonra İtalya'ya gider gelirsiniz dersiniz ki lan çöpçüye baktım çok acayipti. Çünkü çöpçü burada flörü takmış. Adam böyle şey gibi, ressam sanatçı gibi duruyor. Herife saygı duyuyorsun otomatikman. Adam da işine saygı duyuyor. Evet. Sonra da diyorsun ki takla lan bunları. At buradan diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bak bu. Ondan sonra bizde hep böyle. Hepiniz gidersiniz Göbüstan'a. Vay dersiniz. Buraya gelirsiniz. Direkt emniyet kemerleri açılır. Ya orada niye takıyordun abici? Ne farkı vardı? Evet. Kendi kendinizi kontrol etmiyorsunuz. Onlar da burada yapıyor kontrol... aynısını. Almancılar yazın gelince. Ama Almancı dediniz. Alman demediniz. Pardon yani bizden giden de. Konuşmanızda bağırsaktan alıp yediriyorlar dediniz değil mi? Bağırsaktan alıp bağırsağa veriyorlar. Transferi de var. Bağırsaktan bağırsağa transferi de var ama pool tea diye bir şey de gerçekten var. Kakaçayı diye bir şey var. Laf olsun diye söylüyorum ama. Genelde veterinerlikte kullanılır. İnsanda kullanılması için yine de sterilitesinin kontrol edilmesi lazım. İnsanda bağırsaktan alıp bağırsağa veriyorlar. Ama işte tekrar söylüyorum yine her bağırsaktan alıp her bağırsağa veremezsiniz. Tabii işte özel... İnsandaki en büyük problem ne biliyor musunuz? Sağlıklı insan kimdir? Soruyorum şimdi size. Siz mi sağlıksınız, ben mi sağlıklı? Evet, güzel bir soru. Söylüyorum, kim? Yani neye göre? Kişiye göre. Kimdir sağlıklı insan? Uzun yaşayan. Yok öyle bir standart. Yok öyle bir standart söylüyorum. Yok öyle bir standart. Hasta değilsen sağlıklısın şimdi. Yoksa yani yok öyle bir standart. Yani sizde ne olduğunu biliyor muyuz? Ya da yarın ne çıkacak onu biliyor muyuz? Geleceğimizi bilmiyoruz ki. Yurt dışında o konuyla ilgili şu anda bir yeni doğan bebekle gelecekte ne yaşayacağı çıkıyor. Çok doğru değil. Çünkü biz genetikte şunu net olarak anlatırız. Doğru değil. Tekrar söylüyorum. Yani bunların da çalışmalarını yaptım. Çünkü mesela sporcu genetiği diye bir şey var. Evet. Tamam, yani doğuştan bakıyorsunuz, bu çocuk olimpiyatçı olur mu diye. Bunun markerları var. Ne kadar doğru?
Çok gerçekçi değil bunların hepsi. Çünkü diyor ki bir teori, %60 genetik, %40 çevre. Öbür teori de diyor ki %60 çevre, %40 genetik. Sonuçta bir genetik köken önemli. Yani DNA'nın kalitesi önemli ama çevre de önemli. Siz orada ne seçtiniz, nasıl yaşıyorsunuz, neler yiyorsunuz dedik ya, yani nasıl bir yaşam tarzı seçiyorsunuz. Memlekette yeni adet oldu. Var mıydı eskiden burada her köşe başında spor salonu? Herkes mi yürüyordu? Geldiniz bilmem kaç yaşında yürümeye başladınız abi, daha neredeydiniz? 50 yaşına gelmişsin, süt içmeye başlamışsın kardeşim, onu 20'ye kadar içecektin, 50'ye kadar değil. 50'den sonra değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bunlardaki hatalarımız var. Yani hiç içmiyoruz. En büyük sorunumuz o bir yani. Suyu içmiyoruz. Yani evet. Susuz bir milletiz. Su yerine her şeyi içiyoruz ama su içmiyoruz. Aynı şey değil. Bir doğrusu yok bu işin hocam dediği gibi. Yani sizin için doğru, siz suyu içersiniz, sabah mideniz bulanır, rahatsız olursunuz, ben suyu içerim, mutlu olurum. Bunlar da tekrar söylüyorum, yani tek bir doğru yok. Ama evet. Yumurtanın beyazı en iyi proteindir abi. Evet. Yani yumurta iyi olduğu sürece yersin. Onu söylemek istedim. Ama sarısını biz yaptık sentetik olarak. Evet. O bakterileri tabii başka iş için de kullanıyorsunuz. Evet. Yumurta sarısını, somon kırmızısını. Onları zaten bakteri üretiyor. Aynen öyle. Evet. Siz somonun denizde menizde dolaştığını, öyle bir şey yok. O Norveçli balıkçıların elleri nötrojeni elden yakıp yok. Öyle. Norveçli balıkçı falan yok. Onların hepsi büyük gemiler var böyle. Alana bir giriyor, ağzını açıyor. Gemi arkadan paketlenmiş dondurulmuş somon çıkartıyor. Çiftlik onlar. Evet. Aynı şey tabii yumurta sarıları için de geçerli. Onları da Roche üretti. İlaç firması. Evet. Ve bunlar bizim arkadaşımız. Yanlış anlamayın bakın. Biz evet. Ona rağmen söylüyoruz. Çünkü biz yan yana yürüyoruz da aynı kulvarda değiliz. Evet. Ama neye yiyeceğinize karar vereceğinizi kendi aklınızın ve tabii içinizin süzgecinden yani. Bazen talep eder hakikaten, bazen insanın canı akşam tatlı istiyor. Kesin istiyor. Gündüz istemiyor ama zevkine ben bunu yerim derseniz yanlış olur. Vücut istiyorsa yemek. Vücut istiyorsa evet. Yersiniz. Hanım bir şey sorabilir miyim? Vücut istemediği şeye bir reaksiyon gösteriyormuş hani yerken. Öyle bir şey var mı acaba? Biz farkında oluruz ya da olmayız. Vallahi yerken bize zarar verecek bir şeyi yerken bir şekilde vücudumuzda bir reaksiyon oluşuyormuş. Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum hocam. Yani siz farkına varmadan hani bulanıyorsa mideniz yemeyiniz zaten.